dokümanını sistemlerine entegre edecekler ve normal KEP üzerinden nasıl e-yazışma yapıyorlarsa sistem üzerinden tebligatlarını yine e-yazışma paketi şeklinde çıkartmak olacaktır. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. İnşallah herkes için faydalı bir sistem olur diye düşünüyorum. Bundan sonra artık sizin sorularınızla baş başayız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Aslında bütün bu konuşmalardan çıkarılabilecek ilk sonuç şu anladığım kadarıyla sistem kendini hazırlamış. Yani sizler entegrasyonlara yarın dönüş olacak şekilde sistemi hazırlamaya birçok fikri hazır. Sadece deneyerek biraz da zaman içerisinde ortaya çıkacak aksaklıkları da gidere gidere buna geçeceğiz. Ama bu en azından daha önce de denenen bir sistem var KEP gibi. Yani aslında pek çok şey hazır. Bunu biraz da kullanıcıyla doğru orantılıdır. Kullanıcı ne kadar herhalde buna ilgiyi hızlı gösterir ve bunu çabuk hale getirirse varsa tabii ki eksikler olacak, onlar çıkar ama hızlı bir şekilde düzeltilir diye tahmin ediyorum. Muhakkak öyle. Çünkü aslında biz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Zaten yaptığımız bir işi bu sefer farklı bir platform üzerinden sunacağız. En nihayetinde hesabı aktif edilmeyen bir kullanıcının başına gelecek iş gönderisinin eğer elektronik tebligat adresi yoksa yine PTT üzerinden fiziksel olarak gönderilmesidir ki bu işi de zaten PTT olarak şu anda yürütüyoruz. Ama ben şöyle bir öngörüm var. Çünkü son bir senedir tebligat tarafında olsun, diğer KEP gönderili tarafında olsun yaşadığım süreç gerçekten çok hızlı, çok fazla bir gönderi rakamına ve abone sayısına ulaştık KEP tarafında. Bu tarafta da sistem 5. 6. aylarında sistem sağlıklı işlemeye başladığında hızlı bir şekilde ben abone sayısının hani hesap adresi olanların sayısının artacağını düşünüyorum. Burada kamu kurumlarının olsun, diğer kurumların da yönlendirici olup vatandaşa kendilerine başvuru yaptığı anda işte e-tebligat adresin var mı? Yok. Hemen bir e-tebligat adresi edin. Onu da bize bildir şeklinde bir yaklaşımda bulunacaklarını tahmin ediyorum. Bu sene KEP tarafında birçok kurum böyle bir yaklaşımda bulundu ve abone sayımız çok hızlı bir şekilde arttı. Benzer şekilde vatandaş bu çağrıyı alınca PTT'ye bile gelmeye gerek kalmadan bizim web sayfamız üzerinden online başvuruyla adresini alacak. Sonra gidip diyecek ki işte benim adresim bu. Aslında konuşma arasında eksik kaldığımız bir nokta var. Şimdi herkes düşünüyordur. Özellikle ismi benzer olanlar. İşte Hasan Özdemir ben. İşte ben de Hasan Özdemir. Hangimiz alacağız o adresi diye bir soru gelecek olabilir. Türkiye'de en çok ismi bulunan adreslerden biri. Biz UETS sisteminde klasik bildiğiniz işte nokta nokta et şu com diye bir adres vermeyeceğiz vatandaşlara. Siz olsun, diğer kamu kurumları olsun, ticari şirketler olsun, normal şartlarda artık devlet kapsamında yapılan dönüşümle herkesin unik bir numarası var. Vatandaşların TC kimlik numarası var, işte şirketlerin DETSİS ve MERSİS numaraları var. Hesabınıza girerken aslında sadece bu bilgilerle hesap adresinizi açmanız yeterli olacak. Yani tutup da bir yer ya benim adresim 15 haneli bir rakam açıkçası ID numarası ama bunu ezberlemize gerek yok. Ben işte vatandaş şu işte TC kimlik numaram bu demeniz yeterli. Zaten bildiğim kadarıyla avukatlar UYAP sisteminde TC kimlik numaralarıyla tanımlı. UYAP sistemi size bildirim yapacağı vakit sadece rehber üzerinden TC kimlik numarasını sorgulaması yeterli olacak. Hani bu dışarı herkese duyurulacak bir şey değil zaten. Sadece tebligat gönderenler entegrasyonla bu bilgileri görebilecek. Bakacak bu adrese, bu TC kimlik numarasına karşılık gelen adres buysa bunu sizin hesabınıza bırakacak. Siz de size verilen parola, şifre veya e-imza, mobil imza, e-devlet kanalıyla hesabınıza girip gönderilerinize bakacaksınız. Yani kimseye tutup da benim adresim şudur diye bildirmenize gerek kalmayacak sistem üzerinde. Evet, dediğiniz gibi gelecek bu, yani bundan bu bir şekilde hayatımıza girecek. Çok teşekkürler tekrar. Ben hızlıca bir, benim de sunumum var. Yani bizim açımızdan bizi neler bekliyor hızlıca anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir gerçeklik var. Henüz uygulanmadığı için hepimiz için çok büyük soru işaretleri taşıyor. Bir yandan da acaba ben bunu öğrenebilir miyim, yapabilir miyim, zor mudur? Ama buradan gördüğüm zaten kullanıcı dostu bir
yapı var burada. Yani kullanmak sadece bir işte bir sosyal medya hesaplarınız vardır birçoğunun. Girmek gibi bir şey olacak. Yani bir ciddi bir güvenlik aşamasından sonra girilecek. Onun için bunun da endişe edici olduğunu düşünmüyorum artık. Benim sunumum daha çok hızlı bir şekilde hem biraz mevzuattan bahseder şekilde olacak ama zaten bunlar anlatıldı buradaki sayın konuşmacılar tarafından ama bu bir tebligat süreci. Yani aslında hepimiz bir e-posta adresi veya olaya bir e-mektup gibi bakıyorsak da bu öyle bir şey değil. Bu sizin elektronik bir posta adresiniz. Ve bu adres tebligat kanunda, çünkü tebligatlar burada düzenlendiği için düzenlenmiş. Çok da yeni yapılan bir değişiklikle bizler bu işe dahil ediyoruz. Yani Mart 2018'den beri var. İşte 7A'da yapılan bir değişiklik. Ben orada özellikle aramızda olabileceklerle, yani noter olmasa da bu arabuluculuk faaliyeti gösteren kişiler, bilir kişiler olabileceği için bunların zorunluluğu dahil edildi. Bununla beraber nasıl bir süre, yani bizim avukatların en önemsediği şey süredir. Yani bu tebligat ne zaman başlayacak, süre ne zaman başlayacak, bu açıkça yazıyor. Yani adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda diyor. Yani bunun da basit bir hesap yaparsak işte 1 Ocak 2019'sa 6 Ocak 2019'da artık bu tebligat yapılmış sayılıyor. Sayın Başkan'ın özetlediği çok güzel. Yani bu sizin silebilirsiniz, açmayabilirsiniz. Bu önemli değil burada. Bu hesabımıza düştüğü an, ki dijital olduğu için her şey, elektronik ortamda gittiği için kayıtları tutuyor, ki kayıtlarla ilgili ufak bilgiler vereceğim. O yüzden tebligatın yapıldığı varsayılıyor. İşte bu yine değişiklikle bir ulusal elektronik tebligat sistemi oluşturulması zorunlu hale getirildi. Bütün bu altyapılar bu maddedeki yapılan değişiklikle zaten oluşturulmaya başlandı ve bu sisteme, yani bu işe, bu tebligat yöntemine mahsus edilen bir sistem bu. Bir ek maddesi var bunun. Oluşturulma nasıl yapılacak diye. Bu oluşturmayı yaparken devreye bizlerle ilgili olarak Barolar Birliği giriyor. Çünkü kanun işte birlikler bu işi mensupları adına yürütür demiş. Yani yine anlatıldığı gibi teşkilat, PTT bu bilgileri Barolar Birliği'nden alacak veya noterlerle ilgili noterler birliğinden alacak ve o iletişim arası sağlanacak. Bireylerle, bizlerle iletişimi Barolar Birliği sağlayacak ama kurumlar arasındaki iletişimi birlikler aracılığıyla yürütecek. Yine o keza ek maddede belirtiliyor. Verilme şekli de yine hepsi anlatıldı sizlere. Bunlar kanunda olduğu için aslında biraz da zorlayıcı hükümler. Yani bu şekilde yürütülmesi kurumu bağlamış durumda. Onun için sistem aynen bu şekilde yürütülüyor. Ve bütün bunları yürüten Türkiye Barolar Birliği şu aşamada. Bununla ilgili zaten Barolar Birliği sürekli bildirimlerini yapıyor. İnternet sitesinden takip ederseniz de SMS mesajlarla bunu bildiriyor. Süre daha önce 18'indeyken, ki ona da şimdi geleceğim, ulaştırıldı. Zaten anladığım kadarıyla aslında kanun süreler vermesine rağmen sistem aşağı yukarı kendini hazırlamış. Yani 1 Ocak'tan sonra çok uzun bir süre olmadan bütün doğru bilgilerini güncellemiş olan bütün avukatlar bir KEP adresine, KEP diyorum özür dilerim, tebligat, elektronik tebligat adresine sahip olacak. Son olarak da bir yönetmelik çıktı. Aslında hepimizin bu eğitimin de biraz düzenlenmesinin sarkması bundan, Sayın Başkan'ın da bahsetmiş olduğu gibi. Burada bazı kanunda tabii ki olmayan daha detaylı hususlar ele alındı. Burada benim üzerinde durmak istediğim, işte burada bir süre veriliyor. Yani bir ay içerisinde PTT'ye birliğin bu bildirimi yapması gerektiğini söylüyor ama onlar da vakit kaybetmek istemiyorlar. O yüzden ne kadar çabuk sizler bilgilerinizi UHAB üzerinden güncellerseniz, o da tarih geçtikten sonra, yani artık yürürlük oluştuktan sonra bilgileri Barolar Birliği ile Barolar Birliği hızlı bir şekilde PTT ile paylaşabilecek. Şimdi bir de bazı hususlar var. Ben bir iki basit hususa da dikkatinizi çekerek sunumu bitireceğim. İncelerken yönetmeliyim. Bunun delil kısmı benim ilgimi çekti. Burada iki aşamalı bir süreçten bahsetmiş yönetmelik. Önce demiş ki elektronik tebligat hazırlanması ve muhatabına ulaştırılması diye bir madde var. 9. maddeydi galiba slayttan dolayı, kusura bakmayın. Bunun 4. bendinde tebligata ait delil kayıtları oluşturulur. Böyle bir ibare geçiyor. Yani bir kaydın oluşturulduğundan bahsediliyor. Yani sizin gönderdiğiniz bir tebligat, lütfen bu arada bir yanlış yaparsam teknik olarak sizlerden yardım rica edeceğim. Göndermiş olduğunuz tebligatın ekinde bir şeyler olacak elbette ki. Bu ekler dijital anlamda karşı tarafa düşecek. Bu düşme anında bir tebligata ait delil kaydı oluşturuluyor.
Bu kayıt oluşturulduğu anda artık bu dijital anlamda bir parmak izi gibi düşünün. Ve bu da yine ispat gücü olarak geçen 11. maddede yönetmeliğin kesin delil, aksi ispat edilene kadar kesin delil olduğu anlamına geliyor. Yani artık bu bizlerin çok iyi bildiği mesleki olarak tebligatla yaşadığımız sorunlar bununla büyük oranda ortadan kalkacak. Çünkü bir şeyin ulaştığını ispatlamakta çok basit bir şekilde bu delil kaydı istendiğinde tamamen posta telgraf teşkilat tarafından saklandığı için ve çok uzun bir süre saklanma zorunluluğu da var. Bu saklandığı için ulaşılabilecek bu delillere. Bunun dışında bir de bilgilendirme hususu var. Yine siz de izah ettiniz ama burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum ben biz avukatlar açısından. Evet, UHAP'ta güncellediğiniz cep telefonu ve e-posta adresleriniz doğrultusunda e-tebligatınıza bir gönderi düştüğünde bu size bilgilendirilecek deniyor. Ama burada önemli bir husus var. Kırmızıyla onu özellikle çizdim. Bunu almamış olmanız ya da bir şekilde elektronik ortamda yaşanmış bir sıkıntı olabilir. Mail spama düşmüş olabilir, ulaşmamış olabilir, bir güvenlik açığı olabilir vesaire vesaire. Bunun size düşmemiş olması sizi bu tebligatın yapıldığı olgusundan kurtarmayacak. Yani bu tebligat her şekilde yapılmış olacak. Onun için özenle burada altını çizmek istiyorum. Lütfen günlük olarak aynı nasıl posta kutunuzu veya vesaire kontrol ettiğiniz gibi bu sisteme girip kontrol yapmanız gerekecek. Yani bir SMS'e ve nasıl olsa bana geliyor deyip bildirmiş olduğunuz e-postanıza güvenmeyin. Mutlaka kontrol yapın çünkü bu şekilde de yönetmelik bunu ortaya koymuş şekilde. Peki nasıl yapacağız? Şimdi UHAP almamış olanlar olabilir ya da bilgilerini güncellememiş olabilir. Onu da hızlıca anlatacağım size. Böyle bir site var ve yeni yapılan bir bildirilen bir duyuruyla 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı bilgilerin güncellenmesi. Bu hassas bir konu. Bunda acele etmeniz gerekiyor ama burada husus şu. Öncelikle UHAP'a girememe ihtimaliniz var. Şöyle bir girdiğinizde siteye karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda iki tür var. Daha önce bunu kullanmaya başladığınızda zaten şifreniz ve bilgileriniz vardır. Ama yoksa o turuncu gördüğünüz yerden şifremi unuttum üzerinden güncel bilgilerinizle, e-mailinize gelen bir şifreyle tekrar ya da cep telefonunuza giriş yapabilirsiniz. Ama hiç daha önce girmediyseniz ve girmeye çalışırsanız yine orada gördüğünüz bir bölüm var şifre al diye. Eğer kendi bağlı olduğunuz barodaki Ankara Barosu'ndan bahsediyoruz. Bilgileriniz güncellediyse işte orada sistem bilgilerde bir çakışma veya yeterli bilgi yoktur deyip reddediyor. Onun için aşamalarla gideceksek önce Ankara Barosu aracılığıyla UHAP'taki cep telefonunuz ve diğer bilgileriniz. Çünkü mesaj cep telefonunuza geliyor ilk etapta. Doğru mu? Doğru şekilde yani güncel mi? Onu bir kontrol edin. Onu kontrol edip güncelliğini sağladıktan sonra buradan giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınız ekranda bazı bilgiler var. Gördüğünüz gibi önce kimlik bilgileriniz ve işte bağlı olduğunuz baro ve barolar birliği bilgileriniz. Bunları da kontrol etmenizde fayda var. Bu bilgiler sonuçta paylaşılacak denen bu güncel bilgileriniz olacak. Telefon, fax, e-posta, cep telefonu ve size ulaşılmasını istediğiniz ikinci bir telefon. Bu bilgiler önemli. Çünkü bu sistem entegre olana kadar yeri geldiğinde aksaklıklarla ilgili sizinle iletişim kurulması gerekebilir. O yüzden lütfen bu bilgilerinizi de hızlı bir şekilde girdikten sonra güncelleyin. Ve asıl önemlisi burası. Burada enteresan bir şey başıma geldi. Benim soyadla ilgili ufak bir sıkıntı vardı. O normalde vatandaşlık işleri sisteminde düzeltilmiş olduğu halde mesela burada farklı gözüküyordu. Ben bunu nasıl yapacağım diye düşünürken şurada bir buton görüyorsunuz kırmızıyla güncelle diye. Herkes bir girdiğinde bunu güncellesin. Doğru bir bilgi görüyorsa güncellesin. Çünkü bu var olan bütün sistemlerdeki en güncel ve son bilgiyi çekecektir. Ve bu bilgi PTT'ye bildirilecektir Barolar Birliği tarafından. O işte bildirim, güncellenen bilgiler oradan bildirilecek. Lütfen bu tuşu da bir kere basarak güncellemenizi yapın. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bilgiler vermeye çalıştım. Hızlı bir şekilde şöyle yapalım. Benim bir iki sorum var. Önce ben onları sorayım. Sonra da burada katılımcıların da mutlaka dinleyicilerin de özür dilerim vardır soruları. Ben bir iki not aldım. Şimdi bu dijital dokümanların güvenliği hususu bence asıl önemli konulardan biri bu. Kişisel verilerin korunması artık gündemde Türkiye'de, gündemde değil, yürürlükte. Yönetmelikte bunun şifreleneceği ve sadece gönderilen kişi tarafından görülebileceği söyleniyor. Ama bunu biraz açarsanız yani çok tabii teknik detaya girmeden ama yani çünkü yanlış ellere geçmesi gibi bir tehlike var tebligatın. Bu çok büyük bir risk. Hani bununla ilgili kısa bir bilgi alabilirsek sonra bir sorum daha olacak. Tamam. Şimdi şöyle özet bir bilgi vereyim. KEP sisteminde de yapılan sistem aynı. Aslında Adalet Bakanlığı veya tebligat gönderen herhangi bir kurum
bize paketi gönderdiğinde elektronik imzayla imzalayıp, bizim teknolojide Kades A veya işte bir takım değişik isimleri de var. Tamam. Göndericiler bu sistemde gönderdikleri iletileri göndermeden önce elektronik imzalarla imzalayıp bir paket haline getirip PTT'ye o şekilde teslim ediyorlar zaten. Bunun bir takım teknolojik terimleri var ama çok fazla girmiyorum işin içine. Bu paketlenmiş, şifrelenmiş paketleri biz alıp herhangi bir şekilde içeriğine dokunmadan öncelikle onun bir nasıl denir? Bunun ağırlığı şu kadar, kilosu şu kadar, boyu şu kadar diye bir şey oluşturuyoruz. Bilgi oluşturuyoruz. Sonra bunu götürüp TÜBİTAK'tan bir zaman damgası alıp bir damgalıyoruz. Diyoruz ki bunun ağırlığı, boyu, kilosu şu kadar. Biz bunu teslim aldık. Sonra alıcısının kutusuna teslim ederken ikinci bir delil daha oluşturuyoruz. Diyoruz ki alıcısının kutusuna teslim ettik. Ağırlığı, boyu, kilosu şu kadar olan bir gönderiydi bu. Tekrar gidip bir zaman damgası daha vuruyoruz buna. Ve alıcısının kutusuna konduktan sonra okunun delilini üretirken de yine aynı şekilde işte boyunu, kilosunu, ağırlığını yine zaman damgasıyla teyit ediyoruz ki hiçbir şekilde PTT tarafından teslim aldıktan sonra değişmediğinin garantisi olsun. Sistemde gönderilerin açıkçası en basit anlatımıyla güvenliği bu şekilde sağlanıyor. Yani PTT'nin veya herhangi bir kişinin bu gönderiye geldiği andan itibaren hiçbir şekilde dokunmadığının garantisi bu zaman damgasıyla oluşturulmuş deliller sayesinde kanıtlanıyor. Ve bu delilleri biz yönetmelik kapsamında 30 sene saklıyoruz. Bazen şöyle sorular geliyor, ya ben gönderimi sileceğim ama işte delilleri ne olacak diye. Sizin gönderinizi silmeniz gönderinin oradan gitmesi demektir. Geri döndürmek istediğinizde alamazsınız. Ama delilleri ben sildim ya yanlışlıkla diye bir olgu yok. O delilleri biz saklamakla mükellefiz ve 30 senede saklayacağız. Bir hızlı sorum daha olacak. Bu kota işi önemli bir konudur. Kotamızın şu anda bir 100 megabayt olacağını söylediniz ama şimdi bu gönderiler burada biriktikçe bu kotadan yiyecek. Doğru. Şimdi belli bir kota dolumunda artık gönderi alamama bir sorunu mu olur yoksa kişinin zaman içerisinde bunu kendi bilgisayarına indirerek o kotada bir yer açması mı gerekir? Hani bu ilk aklıma gelen sorulardan biriydi. Onu da bir sormak istedim. Kota konusunda biz aslında bayağı bir tartıştık. Çünkü yönetmelik maddesinde şöyle bir şey de var. Gönderi 6 ay boyunca alıcının hizmetinde tutulur diyor. Hani boyut, en, kilo herhangi bir sınıflandırmaya koymuyor. Ama bir default bir kota alanı belirlenmesi lazım ki yönetmelikte de belirtildiği gibi PTT bu sunduğu hizmet kapsamında bir takım ek hizmetler sunabilsin. Nedir bu? Arşiv alanıdır. Biz şimdi oluşturduğumuz hesaplardan bir ücret almıyoruz ama yönetmelik kapsamında belirtildiği gibi 100 megabaytlık veya yönetmelikte değil de teknik kriterlerde de yazıyor olabilir, tam emin değilim. Bir belli bir kota alanı vereceğiz kullanıcılara ve kullanıcılar bu kota alanları dolana kadar bu gönderileri burada saklayabilecek. Kota alanı dolduktan sonra ne yapabilecek? Bunu kullanıcı geldiği anda da bilgisayarına indirebilir veya illa burada dursun diyorsa PTT'nin sunmuş olduğu arşiv alanı hizmetinden faydalanarak belli bir kota alanı alır ve orada saklar. PTT olarak bizim mükellefiyetimiz delilleri tutmak. Hani gönderileri tutma zorunluluğumuz yok. Yönetmelik de bize şu hakkı vermiş. 6 ay boyunca ben kota boyutuna bakmaksızın, yani ilk 6 ay boyunca gönderi geldiği anda 6 ay boyunca o gönderiyi saklarım. Ama 6 ay sonra eğer ki arşiv alanı satın alınmamışsa en eskisinden başlamak kaydıyla, yani 6 ay geçmiş iletilerden daha eskilerini otomatik olarak boşaltıp kota dahilindeki alana indirgeyebilirim. O yüzden aslında benim naçizane tavsiyem herkesin gönderilerini geldikten sonra kendi arşivlerinde saklamasıdır. Ben arşiv alanı satmaktan çok mutlu olurum değil. Size sunmuş olduğum o arşiv alanlarıyla beraber benim de sistem altyapısında bir sürü yatırım yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz işte Türkiye'de çok fazla bulunmayan sistemler kullanıyoruz bu işle ilgili.
Ben bu arşiv alanlarını büyüttükçe yurt dışına da bir ödeme yapacağım demektir. Hiç yapmayayım. Para ülkemizde kalsın. Siz de kotalarınızı sınırlar dahilinde kullanın. Gönderilerinizi indirin. Dediğim gibi gönderilerinizin oradan silinmesi delillerin silindiği anlamına gelmez. Ben 30 sene boyunca kime, hangi tarihte ne gelmiş, ne saatte teslim edilmiş, ne zaman tebliğ edilmiş sayılmış onların kanıtlarını tutmakla mükellefim. Son bir şey daha sormak istiyorum. Bizim için şu anda en geçerli olan hani elektronik sistemler dediniz de UYAP. Yani biz avukatlar artık bu sistemi neredeyse kullanmayı bayağı bir öğrendik. Bütün işlerimizi bunun üzerinden görüyoruz. Böyle bir entegrasyon var mı, konuşuluyor mu, hiç konuşuldu mu? Yani UYAP'la bu sistemin entegrasyonu ya da belki de bir entegrasyon.